11 Nisan takvimimiz ve ABD tarafından bir başka önemli data açıklandı efendim. Bugün günlerden Perşembe, haftanın 4. işlem günündeyiz. Ben Murat Tufan. Dış piyasa programında yine son dakika verisiyle giriyoruz. ABD'de üfe 0.2 puan arttı. Burada beklentinin aslında bakıldığında 0.2 olduğunu paylaşalım. Önceki rakamda 0.1'lik bir azalış kaydetmişti. Bu aslında aylık bazda, yani Nisan ayının na dair bir data. Yıllığa baktığımız zamansa 3.3 olan beklenti 3.2 olarak geldi ve 3.4 olan bir önceki datada haliyle tabii ki 0.02 puan azalış kaydetti. Dolayısıyla verinin aslında genel itibariyle noktasına baktığımızda aslında beklentilere yakın. Dünkü kadar aslında iyi bir data olmasa da yine de üfe tarafında da o katılığın azaldığını gözlemliyoruz efendim. Hemen bir datalara bakalım. Türkiye'de de gündem yoğun. Bugün dış manşetlerde birazcık Türkiye'de gündeme koyacağız. Çünkü az önce yayına girmeden önce de hepimizin bildiği gibi Memleket Partisi Başkanı işte Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Ama öncesinde Borsa İstanbul'da zaten çok yoğun bir alım vardı. Sonrasında da bu kazançlar %6'ya kadar gitti. Aynı zamanda önemli bir anket paylaşıldı Konda firmasının ve bu anlamda anket sonuçlarında aslında Borsa İstanbul'a etki ettiği söyleniyor. Hepsini birazdan Mustafa Aşkın'la birlikte konuşacağız. Dolar endeksinde 101.79'dayız efendim. Dünden bu yana aslında Amerika Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artırma olasılığını masadan kaldıran bir tablo. Bu datıların hepsi aslında beklentilere bakıldığından yakın geldi ama bir öncekinden bir miktar daha tabii ki kötü olması aylık bazda üfe tarafında olumsuz gibi gözükse de veri itibariyle gayet Amerika'da enflasyonun birazcık daha katılığının azaldığını gösteriyor. Dolayısıyla Euro Dolar paritesinde 1.0940'lardayız ve Pound cephesinde de 1.26'lardayız. Peki ne olacak? Yani bu data ne anlam ifade ediyor? Baktığımız zaman aslında Amerika Merkez Bankası'nın veri bazlı olarak faiz kararını vereceğini açıklamıştı bir önceki toplantıda, yani son toplantıda daha doğrusu. Bu veri de tabii ki enflasyon çok önemli bir data. Dolayısıyla enflasyon eğer tekrar yukarıya bir ivmelenme olursa Amerika Merkez Bankası bir tane daha faiz artıracağını söylemişti. Ancak şu andaki genel noktada Amerika'da enflasyon zirveyi gördü. Fed faiz artışlarıyla en azından bu zirveden dönüşü sağladı. Dolayısıyla da yeni bir aslında bakıldığı zaman faiz artışa çok da gerek yok gibi bir tablo var. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları da açıklandı. 245 bin olarak bekleniyordu. O tarafta birazcık olumsuz bir data geldi. 264 bin kişi başvurdu. Son dönemde istihdam piyasalarında en azından sıkılaşma devam ediyor gözüküyor. 3.4'e kadar gelen bir inanılmaz bir işsizlik oranı var Amerika'da. Gayet olumlu. Ancak işsizlik haklarından yararlanma başvurularında son birkaç haftadır aslında bir bozulma görüyoruz. Yani daha fazla insan işsizlik haklarından faydalanmak için Amerika'da başvuru yapmış. Dolayısıyla oradaki 20 binlik artış sanki o sıkı istihdam piyasasının birazcık bozulabileceğini gösteriyor. Çekirdek üfede 3.2 efendim. Peki piyasa yansıması ne olacak? Hemen Mustafa Aşkın hocamıza dönelim. Stratejist. Benim de hocam, üniversiteden de hocam. Aynı zamanda piyasa uzmanımız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Murat'cığım. Sağ ol. Sen de iyisindir umarım. Çok teşekkürler. Şimdi biz yayına girerken, aslında bu yayına gelirken bile ben bir sürü haber oluyor ülke gündeminde. Orada bile diyoruz acaba akış nasıl hemen değişebilir sevgili editörümüz Zeynep Çek'le birlikte, ama Türkiye ile ilgili gelişmeler var. Normalde dış piyasada çok koymuyoruz, ancak gelişmekte olan ülkeler arasında bir pozitif ayrışması var hocam. Birazdan onu ele almak isteriz sizinle. Ama öncesinde bu datayı konuşalım. Dün de enflasyon en azından Amerika'da birazcık daha korkulan gibi olmadı. Bugün de ne dersin? Evet, dünkü TÜFE rakamları, bugünkü TÜFE rakamları ılımlı geliyor. Bu da esasında Fed'in yaklaşık 1,5 yıl önce başlattığı sıkı para politikasında önemli ölçüde bir başarı kazandığının göstergesi. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Dünkü TÜFE rakamlarında bir gösterge olarak çekirdeğe baktığımızda belli bir katılığı devam ettiğini de görüyoruz burada. Bu bağlamda baktığımızda Fed'in kolay kolay parasal genişlemeye veya parasal genişlemeyle ilgili işaretleri vermeye pek zamanı olacağını zannetmiyorum önümüzdeki 6 aylık periyoda baktığımızda. Katı tutumunu sürdürecektir. Çünkü enflasyon yapışkan ve katıca tutumunu devam ettiriyor Amerika Birleşik Devletleri'nde.
Az önce sen de çok güzel söyledin. Bu kadar sıkı para politikası ile ilgili önlemler alınmış olmasına rağmen istihdam ve büyüme ile ilgili de çok büyük bir sorun çıkmamış görünüyor. Dolayısıyla enflasyonu kontrol altına almış olmak esasında illa büyümenin azalması veya istihdamın yok olması anlamına da gelmiyor. Amerika bunun tipik bir örneğini şu anda sergiliyor bizlere. Hocam şimdi bakıldığında tabii borç tavanı meselesi büyük bir risk olarak duruyor kenarda. O tarafta önemli açıklamalar var ama öncesinde biraz FED'e bakmak gerekiyor. Siz 3.4'lük işsizliği az önce cümlenize geçirdiniz. Ancak FED'e baktığımız zaman hem kuvvetli bir resesyona sokmadan değil mi bu faiz artışları yapması gerekiyor. Hem bir taraftan istihdam piyasalarını Amerikalıların işini elinden almadan bir taraftan da ortalama refah ve ortalama işte kazançları da düşürmemesi gerekiyor satın alma gücünü. Bu anlamda nasıl buluyorsunuz? Başarılı buluyor musunuz ilk sorum? Bir taraftan da her şeye rağmen Fed'in faiz artırma olasılığı, gücü, kabiliyeti var mı böyle bir ortamda? 3 tane banka batmışken yeni banka krizleri kapıda diye analizler de yapılıyor. Birçok önemli Jeffrey Gantlach gibi isimden. Siz bunun ne tarafındasınız ve FED bundan sonrasında faiz indirimlerini hangi tempoda yapabilir eğer yaparsa? Evet, hocamız dondu galiba. Çok fazla soru sorunca teknik anlamda hocamız gelecek tekrar olduğu zaman. Evet, birazdan hazır olur. Hazır olunca yönetmenimiz sevgili Deniz Yeniçeri haber verir ve baktığımızda aslında Fed'in faiz artırma olasılığını masadan kaldıran datalar gibi gözüküyor. Ancak indirime ne zaman başlayacak onu görmemiz lazım. Bir altını alabilir miyiz sevgili Zeynep? Editörümüzden rica edelim Zeynep Çelik'ten. Ons altın fiyattan. Çünkü özellikle Fed'in faiz artırma olasılığı masadan kalkınca dolar endeksinde 100 ve aşağısına gitme olasılığımız da var. Dolayısıyla böyle bir ortamda tabii ki dolar endeksinin zayıfladığı bir ortamda ons altın fiyatlarında da önemli noktaları görüyoruz. Ve bakıldığı zaman hocamız tekrar hazır der sevgili yönetmenimiz Deniz. Çok teşekkür ederiz ekibimize. Hocam teknik anlamda internette bir donma oldu. Maalesef Türkiye olarak kalitesiz internet ve kalitesiz bir hayatta yaşıyoruz. Yani değil mi? Enflasyonun getirmiş olduğu çok ciddi bir kalitesizlik de var. Ancak internetimizi özellikle çok kalitesiz kullanıyoruz. Dolayısıyla özür dileriz. Bir donma oldu. Fed'i bundan sonrasında ne beklersiniz hocam? Yani en azından bir faiz artırma olasılığı, kabiliyeti, gücü var mı? 3 tane banka batmışken, hani gerekmesi durumunda enflasyon tekrar zirve yaparsa, indirilmesi durumunda da aynı tempoda indirebilir mi? Yani bu da indirmesi de bir risk mi artırması kadar temposu? En azından bir süre yatay bir şeyi izleyebileceğini söyleyebiliriz faiz politikasında. Ama gerekirse bence elinde cephane olarak bir 0.25 faizi arttırmayı da bekletiyor. Eğer bir finansal dalgalanma veya büyük bir kriz olmadığı takdirde verilere bağlı olarak bu yıl içinde 0.25'lik bir faiz artırımı daha yapabilir. Enflasyon konusunda çok netler. İlla belli bir hedefe itmeye çalışıyorlar enflasyonu. İlk etapta 3'lere doğru itebilirlerse ondan sonraki duruma bakacaklar. Ama bir anda hani Avrupa'da ve Amerika'da bazı bankaların yazdığı gibi hemen Haziran itibariyle faiz indirimine gideyim, parasal genişlemeyi yapayım havasında hiç değiller. Amerika'da halihazırda 3 tane orta ölçekli bankanın problem yaşadığı söyleniyor. Onlarla ilgili hisse senetlerinde de zaten aşağı geliş var bir haftalık sürede baktığımızda. Muhtemeldir ki onlarla ilgili o bankalara özel bazı likidite enjeksiyonlarını yapabilirler. Daha önce Silikon Vadisi Bankası'nda da aynı şeyi yapmışlardı. Ama bu geçici bir büyüme yaratıyor bilançoda. Ardından çok hızlı bir şekilde toparlıyorlar. Dolayısıyla öncelikli hedeflerinin enflasyon olduğu kanaatindeyim ve faiz indirimine gitmekte de hiç acele edeceklerini düşünmüyorum. Çok büyük bir olay olmadığı takdirde. Hocam biraz bize döneceğiz. Bu arada benim uzağı ve çok göremiyorum. 2035 dolar diye görüyorum şu anda yayın çıkışına baktığım zaman. Doğrudur değil mi? 2035 dolara kadar da gelmişiz ons altında. Orada bir performansta da yukarı gidişat da gözlemliyoruz. Az önceki veri bazlı olarak konuşmuştuk. İzleyicilerimize söylemek gerekirse hocam. Şimdi Türkiye'ye dönmek istiyorum aslında. Birazcık böyle Amerika'dan ziyade bizi artık şey ilgilendiriyor. Biz birazcık piyasaya yön vereceğiz gibi bir tablo var. Türk vatandaşlarının oyları. Bankalar bugün %7 gidiyor hocam. Özellikle
gün içerisinde, seans içerisinde tabii anketler de paylaşılıyor. Özellikle sosyal medyada bu tabii ki bir bilimsel veri ya da işte bir analiz, kişiden çıkmış bir analiz değil ama sosyal medyada en çok konuşulan konu Konda firmasının, önemli bir anket firması yapmış oldu. Anket sonuçları yayımlandı ve bu sonuçlarda işte ki tablo biraz borsalarda fiyatlanıyor gibi bir analiz de var. Muharrem İnce'nin çekilmesi sonrasında hatta bu kazançlar %6'nın üzerine kadar geldi. %7'lerde şu anda. Ne dersiniz? Nasıl olacak sizce? Vatandaş şu anda buraya bakıp bir sonuç bildirebiliyor muyuz hocam? Anlayabiliyor muyuz daha doğrusu? Esasında çok anlayabildiğimizi söyleyemem. Neden? Bir de bizim borsanın psikolojisini anlamak gerekiyor. Az önce de kaç yerle konuşuyordum. Bizim borsa biraz manik depresif. Ya en iyisini alır ya da en kötüsünü fiyatlamaya çalışır. Rekabetçi bir piyasa var bizim bu bağlamda baktığımızda ama öte yandan seçim de rekabetçi. Geçmiş seçimlerde şu anda iktidarda bulunan AK Parti'nin kolaylıkla seçimi aldığı dönemlerde farklı bir fiyatlama vardı. Bu döneme girildiğinde baktığımızda hep anketler yakın sonuçları doğurduğu için ve biraz da belirsizlik arttığı için satış gerçekleşmesi olmuştu geçtiğimiz bir haftalık periyotta. Bugün işte sürpriz bir şekilde açıklanan bu Konda'nın raporundan sonra piyasa yavaş yavaş sanki hem parlamentoda hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı bir evreye girildiğini fiyatlamaya çalışıyor. Piyasa için kimin kazanacağından ziyade netlik kazanması olayın fiyatlamalara dahil ediliyor gibi geliyor birazcık bana. Birazcık seçim sonuçlarının yaratmış olduğu belirsizlik, o sis mi ortadan kalkıyor gibi. Yani kazananın daha net olacağı bir tablo gibi mi fiyatlama hocam, onu mu anlıyoruz? Kim kazanırsa kazansın evet. Ama bir belirli bir tablo var gibi şu anda. Peşinen onu fiyatlamaya çalışıyor piyasamız ama hala burada da dikkat edilmesi gereken noktalar var. Hala hiçbir aday tam anlamıyla ilk turda kazanamıyor gibi bir sonuç çıkıyor bu raporlardan elde ettiğimiz verilere baktığımızda. Dolayısıyla ikinci tura kalırsa az önce ifade ettiğim manik halden bir anda depresif hale bile geçebilir borsa. Aldıklarını da geri verebilir. Ama şu anda günü kutluyor. Günü kendince fiyatlamaya çalışıyor. Bunun doğru veya yanlış olduğunu ifade etmiyorum. Sadece piyasa hareketini ifade ediyorum. Tabii ki. Ama netice itibariyle bu oynaklığın bir müddet daha devam etmesi beklenebilir önümüzdeki günlerde. Yani yarın. Pazartesi işin rengi biraz daha netlik kazanacağı için piyasa ona göre bir fiyatlama yapacaktır. Ama şu da bir gerçek. Hani enflasyon ve enflasyon baskısını tam anlamıyla ortadan kaldıramadıktan sonra şu anda siyasi iktidarda kim olursa olsun ekonomik anlamda yapması gerekenler ve alması gereken sert önlemler var. Bunu şu anda düşünmüyor tabii finansal piyasalar. Henüz o kıvamda değil. Önümüzdeki dönemde makroekonomik anlamda alınması gereken önlemlere de dikkat etmek gerekiyor. Valla işte Sayın Cumhurbaşkanı şimdi haberde önümde gözüküyor. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak diyor. Ben hep artık bu haberle gözle bakıyorum. Seçim sonrası biz ne yaşayacağız acaba? Yani bu kadar çok vaat ve bu kadar çok genişleyici adım aslında vatandaş olarak da ödeyeceğimiz o acı faturanın da rakamlarından da arttırıyor gibi hocam. Öyle anlıyorum ben. Şüphesiz seçim öncesi bu kadar bol vaat geçilen bir dönem ben Süleyman Demirel döneminde hatırlıyorum. Sen hatırlamazsın. Kim emekliyi erken yapmak istiyorsa ben daha önce emekli ederim diyen Sayın Süleyman Demirel'in bir dönemi vardı. Onu andıran bir tempoda gidiyor. Herkes bir şeyler veriyor. İşte binler yüzler havalarda uçuşuyor. Maaşlar artıyor. Tabii ücretler açısından son derece sevindirici esasında. Baktığınızda milli gelirin aldıkları yani, evet. 5 civarında. Gönül ister ki özellikle dar ve ücretlilerin çok daha fazla payı olsun milli gelirde ama neticede harcamalar bütçeye bir yük getirecek. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde ek bütçe yapmak zorundayız. Kim iktidarda olursa olsun. Ve bu ek bütçenin de finansmanı için ne yapacağımızı hep birlikte düşünmek zorundayız. Valla evet, rahmetli Demirel'in, Sayın Demirel'in dönemini çok böyle olacak o kadar da ki skeçlerde ne kadar böyle yer verildiğini hatırlıyorum ama bir cümlesi hep böyle hayatın her döneminde vardır. İşte meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Değil mi hocam? Ülkemizde de böyle bazen çok basit şeyleri mesele ediyoruz, dert ediyoruz. Tabii bu bir görmezlik ya da bazı konularda da bir aslında vurdum duymazlık da yaratabilir ama en azından bu bakış açısı güzel bir bakış açısı. Ne dersiniz? Yani unuttuğumuz bir bakış açısı aslında.
Yani tabii hayatta netice itibariyle felsefeye döndü işimiz ama olacak olan oluyor. Netice itibariyle biraz daha akışına bırakmak gerekiyor hayatı. Çok zorladığımız zaman da işte biliyorsunuz psikolojik, sosyolojik veya işte vücutla ilgili problemlerimiz çıkmaya başlıyor. Evet. Ama netice itibariyle umutlu olmak gerekiyor. Enseyi karartmamak lazım. Türkiye ekonomik anlamda da sosyal anlamda da pek çok olayı aşmıştır. Önümüzdeki dönemde de aşacaktır. İnşallah. Yani o kadar şeye rağmen hala bu ülkede, değil mi hocam, birçok şeyin altından kalkabiliyoruz. Yani maddi manevi olarak diyelim. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. En azından pazar öncesinde, seçim öncesinde borsadaki hocam o havayı da sizin sayenizde solumuş olduk. Mustafa Aşkın efendim bizlerle birlikteydi. Tabii yani rahmetli Demirel'in sözü gerçekten de çok güzel. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. O yüzden de çok dert etmeyin. Biz seçim bir sene böyle dert ediyoruz ya. Çok şartlanmışsınızdır belki kendi kafanızda işte hangi partiye oy verecekseniz. Çok da fazla mesele dert etmeyin. Siyaset bu efendim. Gelir geçer. Bizim huzurumuz yerinde olsun. Biz vatandaşız. Bize refah sağlamak ve huzur vermek zorunda siyasetçiler. Bunu unutmayın. Şimdi verilere bakalım. Birleşik Krallık tarafına döndüğümüz zaman aslında o tarafta faiz kararı geldi. 4.25'e geldi ki önceki rakam 4'tü. Beklendiği gibi 25 bas puan. Birleşik Krallık Merkez Bankası da, İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı. Muhtemelen onların da son faiz artışı artık diyelim efendim. Japonya tarafında banka kredilerinde arttı. 3.2 puan arttı. Yine Birleşik Krallık'ta bu defa REITs konut fiyat endeksinde bir azalış var. Ama bu azalışın eksi boyutu birazcık daha azaldı diyelim. Eksi 4 puan kadar. Eksi 43'ten önceki rakamdan eksi 39'a geldi. Yeni Zelanda'da yiyecek fiyat endeksinde 0.5 puan arttı. Hollanda'nın yıllık bazda TÜFE rakamları ise 4.4'ten 5.2'ye geldi efendim. Onlar birazcık böyle gecikmeli, sanki enflasyonu yaşıyor diyelim. Evet, bir de manşetlere bakalım. Amerika'da tabii tüm dünyaya rezil olma tehlikesiyle bir kez daha karşı karşıya. Tüm dünyanın başı derde girer diyor. Yani bizim derdimiz sizin de başınızı belaya sokabilir diyor. Nedir o dert? Amerika Başkanı Joe Biden diyor ki ABD'nin temerrüte düşmesi durumunda, yani hükümetin iflas etmesi durumunda dün tüm dünyanın başının derde gireceği uyarısı bulundu. New York'ta katıldığı programında dünya liderleri Amerika'daki temerrüt riskini merak ettiğini aktardı ve borç limiti krizi üretilmiş bir kriz olarak tanımlayan Biden, dünyanın en güçlü ekonomisi olduğunu ve faturalarını ödeyebileceğinden şüphe olmadığını da dile getirdi. Bildiğiniz gibi Amerikan hükümeti 31.4 trilyonluk bir borç limiti var ve o borç limiti artarsa, yani üzerine çıkarsa, bunun için Kongre'den, Senato'dan onay alması gerekiyor. Şu anda bu kavga, gürültü bundan kaynaklanıyor. Hazine Bakanı Janet Yellen da, Biden'ın Hazine Bakanı, diyor ki ABD kamuoyuna gündemin ilk sırasında yer alan borç limitiyle ilgili olarak konunun çözülmemesi durumunda yaşanacak olan olası bir temerrütün ABD'nin uluslararası liderliğini tehlikeye atacağını söyledi. Daha önceki açıklamada da hanımefendi işte Çin'le olan ticaret savaşında dolayı doların kullanım oranı azalıyor uyarısına bulunmuştu ve bu borç limitinde de bu açıklamada bulundu efendim. Diğer taraftan Fitch seçimlerle ilgili konuştu. Türkiye'nin kredibilitesi için odak noktası olacak diyor Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu ve 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin büyüyen ekonomik dengesizliklerden kaynaklı olarak Türkiye'nin kredibilitesi açısından odak noktası olacağı bildirildi. Seçimden sonra odak noktasının güvenilir ve tutarlı bir politika bileşimine geçişin, güvenin de ne ölçüde istikrara kavuşabileceğini gösterecek diyor. Makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin de azaltılabileceği ve dış finansmana erişimin de iyileşebileceği olarak vurguladı efendim. Yani ne kadar normalleşebiliyorsunuz o sizin kredibilitenizi o denli o kadar artıracak diyor Fitch özetle. Hemen seans içi notlarımıza gidelim. Rabobank da konuştu. Onların stratejisi de diyor ki seçim sonrasına ilişkin bir piyasa senaryosu yaptı. Bugünkü piyasa senaryosunda kim kazanırsa kazansın ortodoks politikalara dönülecek, faiz artışı yapılacak. Bundan dolayı bankalar gidiyor, faiz yukarıda ve dolar yukarıda. Bugünkü seçim fiyatlaması para politikasının normalleşeceği yönünde. Yani iktidar ya da muhalefet. Ama şu anda muhalefet ortodoksa döneceğini söylemişti. İktidar tarafında çok güçlü bir söylem yoktu. Muhtemelen KONDA'nın anket sonucu bir miktar bunu fiyatlıyor efendim. Yani faiz artırma olasılığını fiyatlıyor. Rabobank tarafında da
Diyor ki Jane Foley, Türkiye'de yapılacak olan seçimler sonrasında piyasa reaksiyonuna ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Ortodoks olmayan politikalardan memnun olmadılar gibi duruyor dedi. Piyasalar hiçbir zaman Erdoğan'ın bu politikasından memnun değildi. Eğer seçimi Erdoğan kaybederse uluslararası yatırımcılardan da ilgi artabilir diyor Rabobank, Hollanda Bankası. Bank of America Merrill Lynch ise 14 Mayıs seçimini muhalefetin kazanması halinde TL'nin değer kaybetmesini bekliyor diyor. Onlar da 14 Mayıs sonucunda beklentini ortaya koydu ve Türkiye'nin 10 yıl vadeli tahvili getirisinin %30 civarında tepe yapacağını tahmin eden analistler, dolar Türk lirası için de adil değerin 24 civarı olduğunu, ancak kurun her zaman bu adil değerin üzerinde olması sebebiyle 25 seviyesinin ya da üzerinin de görülebileceğini söyledi. Dolayısıyla da ortodoks politikalara dönülürse kur korumalı mevduatla baskılanan kur, şu andaki mevcut hükümette muhalefetin kazanması durumunda o baskı ortadan kalkacak ve kur kendi değerine ulaşacak diyor. Bundan dolayı da TL değer kaybedecek diyor birazcık daha. Petrol, Çin ve ABD'nin enflasyonlarıyla toparlandı. Bugün petrol de gidiyor ki az önce ABD enflasyon datası da olumlu gelince en azından bu ülkelerde enflasyon bir resesyona sebebiyet vermeyecek beklentisi yukarı gidiyor. Rusya Merkez Bankası'nın da İsviçre'deki varlıkları belli oldu efendim ve bu anlamda 8.3 milyar dolar değerinde varlıkları varmış. Hemen dış şirket haberlerine gidelim. Açtık mı yönetmenim? O zaman bir cümleyle istersen hemen duyuralım. Twitter'a yeni özellikler gelmiş. Elon Musk'tan 2 dakikamız varmış. Biraz hızlanacağız efendim. Bugün Türkiye'ye girince konu çok uzuyor. Türkiye'nin konusu ve gündemi maalesef çok fazla. Twitter'da ise Elon Musk'ın açıklamalarında en son sürümün doğrudan mesajlarda da DM'lerde, yani kullanıcıların birbirine direkt olarak attığı mesajlarda, herkese açık olmayan mesajlarda bir değişiklik olduğunu yapacakmış ve artık sadece en son değil herhangi bir DM mesajı da yanıtlanabilecekmiş efendim. Microsoft ise çalışanların maaşlarına zam yapmayacak ki daha öncesinde de işten çıkarımlarda da bulunmuştu. Nintendo tarafındaysa 2022 mali yılında karı %9.4 oranında düştü. Toyota tarafındaysa ılımlı kar beklentisi geldi efendim. Dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi mevcut mali yılı için kar tahmini analiz tahminleriyle uyumlu geldi diyelim. Peki kim ne dedi? Bir oraya bakalım son olarak her gün olduğu gibi. Programımızın olmazsa olmazı Jamie Dimon'a gidelim. JP Morgan'dan borç tavanı anlaşmazlığı paniğe sebep olabilir. Zaten her gün bir açıklama var, anladık. Yani gerçekten de bir kriz çıkarsa piyasalarda o kaçın, türbülans yaşanacak. Çok net bir şekilde sinyallerini piyasa oyuncuları veriyor. Çin genge döndüğümüz zaman ise riskleri azaltma stratejisi Avrupa'nın Çin'i kaybetmesine sebep olabilir. Dolayısıyla bizi kaybetmemek sizin elinizde diyor Çin ve önemli bir ekonomik güç ve siyasi güç artık Çin. Yeni dünyanın efendim. Mario Santone ise faiz oranları tepe noktasına yaklaştı. İndirimler 2024 içinde başlayabilir. Yani bu sene değil, umutlanmayın. Artık yaptık yapacağımızı, seneye de indiririz diyor Santone efendim. Evet, bugünün sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aradan sonra sevgili Eda Özdemir sizlerle birlikte olacak. Yarın haftanın son işlem günü. Tekrar bekliyoruz tabii ki.